Yani ay ben senin yaşantın, senin yaşantın, senin kaliten, senin hani biraz önceki bahsettiğim kariyerin, evet, bana bu kelimeleri konuşabilecek kariyerde bir adam mısın? Hayır değil. Ben bu ülkede milyon albüm satmışım. Evet. Ben bu ülkede onlarca şarkım hit olmuş. Evet. Benim bu ülkede sesimin benzeri yok yani. Her ünlü olan, milyon satmış olan sanatçıların bir benzeri vardır. Benim daha taklidim bile yok. Çıkmadı yani. Ama abisi olarak sizin de yaptığınız yanlış değil mi? Bak, şimdi yanlışı konuşuyoruz zaten. Hani büyükse küçüğü, küçükse büyüğü diyorsunuz ya. Niye? Bir ufaklık bir dur da şunu anlatayım. Şimdi bak. Bak şimdi her gelen giden bak, bana ufaklık. Bak şimdi ya, bu olayda şu var. Ben ona karşı kırıcı davranmak istemedim. Ama beni hani çığırından çıkardı. Sonuçta dedim ki kendi kendime agresif davrandım. Hata yaptım yani. Ben kendi hata yaptığımı biliyorum. Çünkü hani dayanacak gücüm kalmadı. Çünkü beni o zaman çok ezdi yani. Bir tane daha bir fenomen çıktı, rezil etti ya kendini. Ondan daha beterdi yani. O da onun başka versiyonu. Ama sizin de tavrınız, bakın ben 30 yaşında genç bir kadım, sen sus bir ufaklık diyorsun. Sizin demek ki tavrınızda böyle bir asabiyet, bir şey var demek ki. Bende yok. Sizde var. Bende yok. Sen rahatına bak. Sizde kesinlikle var. Sen bir sus, bak, beni dinle. Sen bir sus sen dediğinize benim, göre. Ama benim de sözümü kesme. Ama ben de yorum yapmak zorundayım. Niye, çünkü, sen yorumcu musun? Çünkü ben ilk defa, evet, geldim buraya. Çünkü ben ilk defa izledim o görüntüleri. Hiç bilmiyordum. Neyi? Sen sus bir ufaklık dediğiniz bak, için şu bak, anda. Şey, bakın ben bir genç bir kadınım. Ben tamam, küçük tamam, değilim. Tamam, bebeğim. Hala ben sizin bebeğiniz değilim. Tamam. Bir dakika düzgün konuşalım ilk önce. Kardeşim olarak görüyorum seni. Tabii şimdi, ki olabilir. Şimdi ama sen, istersen ama ben biraz konuşayım. Sus ufaklık diye de burada böyle hitap edemezsin. Kemal bitti. Şimdi onun zaten sinirini ben mesela yedim. Ama sizde de böyle bir Kemal, asabiyet gördüm. Bak şimdi Kemal. Ben kapadım o konuyu. Ben sizde küçük bir asabiyet gördüm, onu söylemek istedim. Ben de çünkü mi? Ben duramam. Bende biraz var. Sizde var asabiyet. Haksızlık var. Ben. Haksızlık yapma. Sen sus bir küçük falan. O espri değil. Onu öyle espri düşünmüyorum. Yapamazsın. Şimdi, ben genç bir kadınım. Tamam. Siz bana televizyonlar önünde tamam, karşılıklı bakma, böyle tamam, şey yapamazsınız. Tamam, kusura bakma. Yani bu kadar hani ben biliyorum yıllardır piyasadayım deyip de şey bana böyle bu kadar bir şey çirkin istiyorum. Bir harekette bulunmamanız gerektiğini ben size öğreteyim. Ondan sonra susayım. Bunu özel mi? Yapamazsınız. Özel mi geldi bu? Bu diye de konuşmanızı tavsiye ederim televizyon ekranlarına. Rahatsız olmuş. Bu diye konuşulmaz zaten. Bir şey söyleyeceğim. Sen benimle özel konuşmaya mı geldin? Senle bende de lütfen. Benimle konuşmaya lütfen mı geldin? Lütfen senle bende de olmaz. Lütfen. Çok güzel ya bu. Kurulmuş mu bu? Sen sus bir dakika ufaklık diyemezsiniz. Ben 30 yaşında genç bir kadınım. Diyemez kimse bana. Kaç yaşındasın sen? 30 yaşında genç bir kadınım. Sen diye de konuşmuyorum, siz diye konuşuyorum. Ama siz konuşabilirsiniz. Peki ben siz diyeceğim size. Çünkü bundan sonra öyle olalım daha iyi. Teşekkür ederim. Olması gerekiyor. Bizim şimdi sanat camiamızda enteresan bir şey var. Senin nereden geldin, ne iş yaptın, ne kadar başarılı olduğun, ne kadar albüm sattın, ne kadar şarkın olduğu hiç önemli değil. Anlatabildim mi? Yani bugün gelin kaynana programına çıkan da aynı Türkiye'de şöhret oluyor. Stream Sensin programına çıkan da Türkiye'de aynı şöhret oluyor. Ama altları boş, 3 gün sonra unutuluyorlar. Mesela ben 5 yıl sonra hala bu programa gelip hala altını dolduracak işler yaptığım gibi. Mesela geçen hafta hala televizyonda bir iş yaptığım gibi, hala tiyatroya çıkıp bir iş yaptığım gibi. Bundan bir ay sonra yeri gelmişken söyleyeyim. Babalar Günü'ne özel, İskender Paydaş gibi bir isimde Babalar Günü'ne özel bir şarkı yaptığım gibi. Herkesi bir kefeye koyamazsınız, altı boş diyemezsiniz. Çünkü ben o programlardan sonra selebriti olmuş, bu masada oturan bir bireysem. Sen başarılı, altını doldurmuş. Sen başka şeyler yaptığın için. Altını, sen başarılı, altını başarılı. Şeyler yaptım. Sen başarılı olmak için altını dolduracaksın işte. İşte doldurdum. Evet. Ben de yıllardır şimdi, yaptım. Genellikle. Alihan, sen pişman oldun mu o tokattan? Ya tabii ki, şimdi onu anlatıyorum işte. Yani benim hani kariyerime zarar verdi. Kariyerime zarar verdi çünkü benim kendi yaptığım işe bakılırsa benim onu öyle bir amatörle muhatap olmam çok büyük hataydı. Çünkü ben profesyoneldim. Anlatabildim mi? Şimdi kusura bakma, biraz önce sana espri yaptım. Sen yanlış anladın. Bana espri yapmadın. Yok, yapmıyorum. Çocuk çünkü burası öyle bizim falan yani burası yaptı. Öyle bir espriyi ben özür dilerim. Tamam. Kabul etmiyorum. Etmiyor. Böyle tamam. Bir yerde dışarıda da etmez. Sen sus bir dakika ufaklık deyip böyle. Bir şey söyleyeceğim. Ben küçük çocuğu konuşturum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Bir dakika. O kötü niyetle söylemiyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim sana. Sakin olursanız ben sizi dinleyebilirim. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben çok konuştuğum kadar da dinleyebilirim. Benimle ilgili programda
benim fikirlerimi almaya gelmediniz mi? Evet, 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 aynen evet. Seni dinliyoruz. Ya ben konuşacağım yok. Hayır, arkadaş yok. O da herhalde anlamadığı bir nokta var. O görüntüleri görünce şok evet, oldu. Evet, ilk defa izledim. Orada bir soruyorum ben de. Evet. Şimdi bir anlatsın, bitirsin, benim, sen de sor. Benim hayatımdaki en sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Benim sanatımla, eserlerimle, yapmış olduklarım, değerlerimle dalga geçilmesi. Şimdi herkes oturduğu yerde kimle oturduğunu bilecek. Sen bu masada kimle oturuyorsun, kim olduğunu bileceksin. Bilmiyorsan da araştıracaksın. Anlatabildim mi? Bileceksin kimle oturduğunu. Ben 25 senemi verdim bu ülkede. 25 sene önce, bu 25 sene önce benim karşımda olan kişiler, benim kariyerimde olan kişiler kimler olduğu belli zaten işte. Cengiz Kurtoğlu, Sinan Özen, Metin Şentürk, rahmetli İbrahim Erkal benim eski yol arkadaşımdı. Bizim standartlarımız buydu. Ama şimdi artık her şey o kadar acemileşti ki, o kadar basitleşti ki. Ekranlarda herkes şöhret olma peşine düştü. Ve bu şöhret olma peşine düştükleri zaman da işte Ahmet bana bunu söyledi, Mehmet bana bunu söyledi, ben böyle değilim. Bunlar geçmişte en büyük reyting alan kimdi biliyor musunuz geçmişte? Ajdar'dı. Evet. Bilir misiniz? Öyleydi, tabii. Öyleydi. Tabii biliyorum. Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük reytingi alan kişi Ajdar'dı. Ana haber bültenlerinden daha fazla izleniyordu çıktığı programlar. Evet. Ben bunları bilakis şahidiyim ve gördüm yani. Açtım böyle reytingnameyi. Evet gördüm. Böyle baktım. Gördüm. Çıktığı programlar ana haber bültenlerinden daha fazla izleniyordu. Evet. Ondan daha yani ondan daha büyük bir benim nazarımda şovmen yoktur Türkiye'de. Çünkü bugün Türkiye'de Mehmet Ali Erbil onun kadar reyting almamıştır. Sen de demedin alakası mi benim yok. Sanatıma değil. Almamıştır ya. Allah Allah. Ana haber bülteninden daha fazla. Mehmet Ali'yle kimi kıyaslıyorsun bak. Ya Allah aşkına siz de yapmayın Allah aşkınıza. Mehmet Ali'yle yılların bak hala bu diyorsunuz. Neyse takılmıyorum. Demek ki sizin tavrınız öyle Mehmet Ali Erbil gibi bir insanla. Ya bir dakika bir şey yapmayın Allah sen aşkına. Sen bir şey söyleyeceğim. Abinin yanında fazla konuşma. Var mıydı? Susar mısın? Sus abinin yanında fazla konuşma. Çok çok ayıp. Çok ayıp. Ben sizi böyle şimdi, bilmiyorum. Benim yani, eski sanatçılar bu şekilde davranmıyor diye biliyorum. Hı? Bizden büyük ama, insanlar ama böyle davranmıyor. Ama büyüklere de biraz saygı duyacaksın. Konuşmayacaksın fazla. Pardon. Fazla konuşmayacaksın. Pardon. Diyeceksin ki, pardon ben beyefendi, istediğim gibi konuşabilirim. Eğer susmam gerektiği zaman tamam. Susabilirim. Bu tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Alihan tamam. Ben böyle bir şey görmedim. Ne, bu kuruldu mu? Bana mı kurdunuz? Hayır. Yok yani, benim size gelene kadar alacağım bir kişi var. Ona göre tedbirimi alayım. Hani bana mı? Sizinle alakanız yok zaten. Ha. Hiçbir şekilde senin geleceğini bile haberim bile yoktu. Yani ben size bin Mehmet ben hayatımda ilk defa dinledim. Şarkıyı da çok beğendim. Şarkı bana hitap ettiği için beğendim. Şarkına eşlik etti. Şarkınızla eşlik edip söyledim. Hatta bugün daha sonra sizi dinleyebilirdim. Şayet şu tavrınız olmasaydı sen sus ufaklık. Hiçbir zaman unutmayacağım sizi. Tamam sen beni dinleme. Sonuçta da ben dedim ki bu arkadaşı alalım. Ben yardımcı olayım alalım dedim. Gerçekten baktım ki uçmuş. Evet, sanatçıysanız değerlerini de bilin. Öyle bir ismin ben Mehmet Ali Erbil'le kıyaslanmasını asla ve asla kabul etmiyorum. Daha önceden Mehmet Ali Erbil'le çalışmış. Yıllardır da tanıyan. Çok da seven bir insan. Sen Ajdar'ı Mehmet Ali Erbil'le kıyaslayamazsın. Mehmet Ali Erbil'i tanıdığım zaman sen 5 yaşındaydın. Daha evet yaş biraz farkımızdan dolayı. Biraz daha yaş farkımızdan dolayı tabii ki önce tanıyacaksınız ama Mehmet Ali Erbil'le. Daha da beni üzüyor diyor. Mehmet Ali Erbil'le kıyaslayamazsınız Ajdar'ı. Ben Mehmet Ali Erbil'i tanıdığım zaman hanımefendi diyeyim. Mehmet Ali bu saatten sonra ne derseniz deyin artık. Bakın Mehmet Ali Erbil'i tanıdığım zaman ne kadar olmuştur? 25 sene olmuştur. 25 sene önce sen 5 yaşındaydın. Düşünün ben 12 yıldır tanıyorum Mehmet Erbil'i. Ajdar'la aynı masaya koymam. Aynı kefeye koymam. Aynı kefeye koymadım. Koymam. Koymadın. Daha çok izlenen, daha çok reyting alan, daha çok bilmem ne diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Kimse yok çünkü o var. Bunun problemleri mi var? Bak çok çirkin konuşuyorsunuz artık. Gerçekten ben gerilmeye başladım. Hayır. Benim bir problemim var. Hayır konuşuyor. Ki ben sizi anlamıyorum. O senin ufaklık kısmına falan takıldı. Çünkü ben yıllarca reality yapmış. Benim bir problemim var Allah aşkına bu. Senle ne problemim var? Ben sizi bilmem. Senin şarkına eşlik etti kız. Eğlendi biraz evvel sen şarkı söylerdin. Ben söyledim. Mehmet Ali Erbil'i hakaret mi ettin? Mehmet Ali Erbil'den hayır şöyle daha fazla reyting aldı o zamanlar dedim. Tuğçe bazen çok değerli isimlerin üzerine gelip geçici şöhretler reyting anlamında çıkabilirler, geriye böyle gidebilirler. Geçici bir süreç. Ben yanlış buluyorum. Burada da olsa, annemin evinde de olsa böyle bir şey söylenmesini yanlış buluyorum. O aynı kefeye koyulamaz. Gelin kaynana programına hoş geldiniz. Şimdi bundan sonra
stilim sensiz, sensin problem. Onlar önceydi, daha önceydi. Keşke oralara yetişseydiniz. Siz konuk gelmiş miydiniz ona? Benim yok, ne işim olur programlarda yani. Yok. Geçiyor Allah aşkına, benim ne işim.